Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Enerji Hanım var, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldik. Buyurun efendim, Arif Hanımcığım hoş geldiniz, buyurun. Merhaba Kadir Bey. Hoş geldin Ebru ablacığım sen de. Geldik. Evet, son kez bu kapıdan içeri girdiniz. Evet. Çıkarken de içinizden bir tanesi 20 bin lirayla çıkacak. Diğeri yarım altına, diğeri çeyrek altına, öbürü sürpriz hediyelerle. Evet. Bakalım neler olacak göreceğiz bugün. Bismillah dedik, oturduk soframıza. Evet, söz sizde hanımefendi. Buyurun, sofra sizin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Nasıl geçti? İyiyim, hamdolsun. İyi geçti. Güzeldi. İyi eğlendik Kadir Bey. Yani hem eğlendik, tabii ki bizim de stresli dakikalarımız oldu ister istemez. Evet. Mutfak yani. Dış ses sağ olsun her zaman arkamızdaydı, yanımızdaydı. Kendisi hem bedenen hem ruhen hem çenesiyle sürekli bizlere eşlik etti. Güzel dakikalar geçirdik, evet, değil mi? Dış ses bizi bayağı eğlendirdi. Aynen, sağ olsun. Eve gidince iki tane herkes çalacağız. Peki bugün senin sunumunu göreceğiz. Yemeklerinin tadına bakacağız. Şimdi genel olarak bu hafta da her hafta da aynı. Yemekleri davet menüsüne uygun bulmadım. Davet menüsüne uygun bulmadım. Yani bilmiyorum bu davet menüsüne uygun yemek ne oluyor? Seda, davet menüsüne neden uygun bulmadın bu yemekleri? Çünkü davet menüsünde tavuk olmaz Kadir Bey. O yüzden uygun bulmadım. Anladım. Et pişirdik o gün, onu da uygun bulmadınız. Aa, nasıl uygun bulmadın canım? Neydi o? Poçuğu da uygun bulmadınız o gün. Poç pişirdik. Sana poç da uygun ama yenilecek gibi değildi. Pişseydi uygun olacaktı. Tabii ki. Hele ki Derya Hanım'dan ben tavuk asla beklemezdim. Niye? Neden? Et çünkü eti pişiremeyeceğini bildiği için tavuk seçti bence. Tavuğu ne alakası var? Yani bence dedim ki herkes et getirecek, biraz da tavuk tadı baksınlar. Ama dur bir saniye. Sen neden Derya'nın tavuk pişireceğini bekliyordun? Tavuk, çünkü et pişireceğini bil, yani et pişiremeyeceğini. Neden biliyorum. Neden? Öyle bir yeteneği, öyle bir şey geçmedi bana hamaratlı. Geçmedi sana. Tabii ki. Kendini hep hamarat gördüğü için. Ya o riski göze almazdı diye düşündüm ben. Risk'le ne alakası zaten var? İnsanlar buraya pişirmek zaten risk alarak geliyor. Ama ya, ne alakası pişirmek var kolay değildir ya o yüzden. Bence hani eti pişirmek daha kolay. Tavukla et, ne alakası var ya? Hani et serttir, daha geç pişer ya. Etini seçmene bağlı. Kuzu seçersin, çabuk pişer. Siz dana pişersin, kolayını, et seçersin. Siz de en kolayını seçmişsiniz, tavuk getireceksiniz. Yani. O bir sıradan bir tavuk değil, o bir marine oldu, ondan sonra sebzeleri kavruldu, beşamel sosu yapıldı, fırına verildi. Çok zorladı sizi, evet. Bayağı. Peki, hadi bakalım inşallah Seda Hanım lezzetini beğenir. Sofrayı nasıl buldunuz? Hanımefendi haftanın başından beri dedi ki ben çiçek sevmiyorum, kalabalık, ben sade şık sofra seviyorum. Şu an karşında nasıl bir sofra var? Şu anda sade bir sofra var ama zannedersem çift servis açmaya çalışmış ama çatallarımı koymayı unutmuşum evde iki tane. O yüzden tek çatal koydum. Ha, anladım. Hmm. Evden getirdiniz zaten. Evet evet, evden getirdim. Peki Suzan Hanım, siz nasıl buldunuz masayı, menüyü? Derya Hanım masayla ilgili hep sade şeylerden hoşlandığını, çiçekten hoşlanmadığını söyledi. Nitekim çiçek koymamış. Şunlar evde bile hazırlayabilirdiniz. Şöyle biraz daha değerli toplu. Mesela şu bile olayı değiştirirdi. Biraz dağınık koymuşsunuz. Sanki özentisiz bir hava vermiş. Son dakika yok. Evet, son dakika hani, almış. Şunu şöyle katlanması bile inanın olayı değiştiriyor ya. Ben de sizin gibi Ebru Hanım lastik takmadım altına. Ama güzel böyle tutsun, hemen alıp tutsun böyle diye bacağınıza ama koyun diye koydum. Özensiz değil. Ben şöyle yani, koyup bak, böyle koydum. Güzel, daha güzel duruyor bana göre. Yok, bile, sade şık, cam çatlı değil. Cam şarken değil yani. Evet evet, böyle koşarken fırlattım Ebru Hanım. Son dakika zorlaşıyor. Evet tabii ki. Bir de ben yine gold ve gümüş detayına takılıyorum bu tarz şeylere ister istemez. Ya hep gold olmalı ya hep gümüş olmalı. Yani bence gold'u da patlatmak gerekiyor. Yani gümüşü patlattım, ben gold'la patlattım gümüşü. Yok, şu eğer gold olsaydı dediğiniz o olabilir. Evet gold, ama ışık deyince o renk gözüküyor. Böyle avucuna al bak, gold oluyor. Tövbeler olsun. Aa, yani yalanın da böyle. Yok. Kız kendini savun dedi de bu kadar da dedi. Ya Kadir Bey gold bak. O ne gümüş rengi ne şey gold. Yok ya, gold değil. Açık sarı diye. Yok sarı da değil. Yeşil olduğu belli, ne gold değil. Yani tam gümüş değil. Gümüş değil ya, o böyle sarı. Ama yani gold değil bu. Bir şey. Sahte hani bileklik altın rengi. Gold budur işte yani. Onunla onun arasında yeşil, baksana kadar fark var. Ya o çok bu hafif hem de kırık. Kolye mi? Rengi ne Allah Allah. Yeşil gibi gümüş ya. Bir şey olmuş. Kolye ne galiba? Ya ben ona bakınca ela, uzaktan bakınca bela. Ay ya gitsin onu oraya. Ya şimdi buna kolye dedi. Kolye galiba kopar. Kolye mi? Ben hayatımda hiç o kadar uzun kolye kullanmadım. Onlar ya böyle inciler hani kat kat atılır ya boyuna. Görmedin mi hiç? Niye ucundan zengin yaşlı teyzeler böyle giderken
partiler ucunu yıkıyorlar ya. Evren kullanıyor zannedersem de yok. Bu kadar uzunluğu gördüm tabii ki de o kadar uzunluğu görmedim. Yeşil gibi duruyor ya, biraz yeşile çalıyor. Neyse, tek derdimiz ortadaki evet. boncuğun evet. rengi olsun. Evet. Menü hakkında düşünceni söylediniz mi? Menü yöresel iki şey yapmış yine. Beklerdim zaten hani Erzurum'a bir şeyler yapsın. Tatmin etti mi sizi? Sadece ben de tavukla ilgili takıldım. Tavuğum ben de evlerimizde yapıyoruz. Evlerimize gelen misafirlere yapıyoruz ama böyle bir davet sofrasında... Davet ettiğimiz insanlara tavuk siz vermiyor musunuz? Veriyorum işte, onu dedim ya. Eve gelen misafire yapıyoruz. Hani burası biraz daha özel ya. Sanki et daha ağır olur ben gibi. Ben gittiğim tavuk çoğu davet yerlerinde tavuk görüyorum yani. Tavuk da bir hani et türüne giriyor ya, beyaz et türüne. Peki Suzan, Derya Hanım haftanın başından beri dediler ya sessiz sessiz. Bu menüyle ilgisi var mı sence bu sessizliği? Olabilir. Olabilir. Yok. Çünkü ağır alakası şeyler yok. Vardı ne gerçekten. Ne alakası var ya? Ne alakası hani var? Hani kendisininkinde el açması olmadığı için biraz belki kendini geri çekmiş olabilir. Hepimizde vardı çünkü. Ona bakarsan şeyde de el açması yoktu. Vardı, sadece pide vardı. Pideyi ne ile açıyoruz? Hepimizde el açması vardı. Pideyi böyle elinle bastırıyorsun. Yok, elinde değil. Ben o bayağı atıyorsun bir merdane ile açtım ya öyle. Yani bir hamur yapıyorsun, bir açıyorsun yine. Tabii. Yani sizin için marifet hamura. Hamur yani hamuru açtı ama önümüzde çiğ etli hamur geldi. Çiğdi yani. Hangi et çiğdi pardon? Pidenin kıymasını diyor. Kıyması çiğdi yani. Ama ben şimdi lavaş açtım ya, o lavaşı mayalı hamurdan yaptım ya, onu bile anlamadınız. Ben anladım. Hayır, ben anladım. Lavaşın hamuruna... Lütfen Seda Hanım da... Bak ben anladım, size de söyledim bunu. Kim mayasız bunu. Dedi? Lavaşı şey... Hayır, ben dedim ki mayasız yaptı dedi. Evet, mayasız dedi. Ama mayalıydı, lavaş hamuru mayalıydı. Mayalı değildi. Seda Hanım... Ya, ben yaptığım şeyi ben mi bilmiyorum? Mayalı hamurdu. Mayasız. Hayır, pidenin hamuruydu. Bence pidenin hamuruydu. Siz bize o gün söylemediniz. Herhalde yani. Nasıl anlamadım? O mayalı olsaydı böyle kabarır, şişerdi. Ama marifet hamaratlık o zaten. Mayalı hamurdu. Sizinki de mayalı hamur. Hamur değildi bence. Mayasız deyince iki defa yoğurdu. Suzan Hanım bir şey diyor galiba. O pidenin hamuruydu ve siz bize söylememiş olabilir misiniz? Evet, aynen öyleydi zaten. Ama ben sordum, neden yalan söylediniz? Siz de anlamadınız çünkü. Ama sordum, dedim ki bu pidenin hamuru mu ayrı bir hamur mu yaptınız çünkü, dediniz. Dedim, siz dediniz ki ayrı hamur. Yani siz burada yalan söylediniz. Çünkü ben pidenin hamurunu, lavaşın hamurunu döküyor. Evet hanım, şu an siz de ilk defa duyuyorsunuz bunu galiba. Ama sordum ve yalan söylemiş oldu şimdi yani. Şimdi şöyle, pidenin hamurunu hani iki hamur yoğuramazdım çünkü ikisi de aynı malzemeyle yapılan. Neden bir Seda bizi kandırdın? Çünkü sen o şekilde Seda bizi kandırdın. Anlatsın, siz de dinleyin, siz cevap verin. He. Ondan sonra ben... Dur biz çırpınsınız. Şimdi ikisinin hamuru Seda, da... Seda bizi kandırdın mı? Hayır. Evet. Çok ayıp ettin Seda. Ya, gerçekten hiç lafımı, yakıştıramadım. Yakıştırdınız Seda'ya, ben çok yakıştırdım. Çok yakıştırdım Seda'ya. Tebrik ediyorum. Bunca insanı kandırmayı başardınız. Bu da büyük, büyük bir beceri. Hamarat. Büyük bir beceri. Yalan söylemek mi? Başka bir şey değil. Dur şimdi sen sus, şimdi onlar konuşsun. Ama ben lafımı bitirdim. Bitirdin, anladık. İtiledin bize bir hamurdan iki. Öyle mesut. Pazarladım yani ben aşma. Hiçbir anlamadım. Çünkü malını güzel pazarlıyor ya, o yüzden. Ay, teşekkür ederim. Olan şeyi inkar ettin ya, yani sen ben senden korkuyorum. Çünkü ben bu şekilde yapamam. Ya ben de enteresan bir tip. Ama yapabildim. Yani gerçekten. Bizim bu kadar insanı ama ağzından söyledi, ben ayrı ayrı yoğurdum dedim. Tamam da inanmadım, olmaz, öyle olur mu? Şimdi bir dakika, pidenin hamuruyla lavaşın hamuru aynı mıydı? Aynıydı. Ben neden gereksiz yere iki tane leğende hamur şey yapayım ki? Pide hamuruyla lavaş hamurunun aynı olmasını bilmesi gerekirlerdi. İnsanlar sana hani bir inanır, ikincisine falan inanmaz. Pazarlamak yok, o değildir. Hayır. Siz, hem güven kazanmaktır hem. Siz olayı çok başka yere çekiyorsunuz ya. O an ikisine de hamur konuluyor. Hamur, tuz, su, ikisinin bir de maya yani. Tam nasıl ayırt etmelerini beklediniz? İşte Kerem şey dedi ya bana, bunu dedi maya, şey mayasız dedi, tadı gelmiyor dedi. Tamam, tek derdi ama hayır, pidede de maya tadı almadığımı söyledim. Lavaşta da almamam çok normal değil mi? Şimdi şey mi diyorsun, puanı indirdim ne de olsa artık bu saatte sonra söyleyebilirim. Yok, hayır. Ben zaten eğer puan sorunu olmasaydı o gün söylerdin yok, zaten. Yok hayır, ben zaten onu bugün de dile getirecektim. Hani abi işte puanı aldıktan sonra dile getirebilirsin artık. Son gün neden? Masalarda hani bir sürü pide. Hayır Seda Hanım, çok merak ediyorum. O mayalı olsaydı onu söyleseydiniz hala biz puan... Hala olsaydı değil, mayalıydı zaten. Tamam, mayalı olduğunu söyleseydin biz puan mı kıracaktık? Yok hayır, fark edecektik. Tamam, ben de o bir şekilde... Bir şey fark etmeyecekti ben de, ki. Tamam, ben de o şekilde risk almak istemedim diyeyim. Hani yani emek verdim, iki hamur yoğurdum bak ona göre ya, işte. Ya tamam ama... Sen nasıl buldun masayı?
Masa zaten Derya Hanım söylemişti, sade seviyorum diye. Arkadaşlara katılıyorum, çok özensiz, hani dediği gibi değil, katladım da koydum, atılmış gibi. Benim şu an siz kendiniz yine... bozdunuz, hayır, gayet güzel. Hayır, böyle zaten. Benim bardaklarda şey böyle yanlış. Ebru Hanım'ınki de öyle. Beklediğim bir masa zaten sade istiyordu, sade de bir masa. Sizin gibi beklediğin aynı. Beklediğin masa derken yani şey, zaten en fazla alelade böyle mi olur diyorsun? Yok zaten yoksa sadeliği hani savundu, sade şık bir masa var. Aynen, sade bir ama masa yani. Ama sadenin de şeyi var da, güzeli var, çirkin var. Yok sade bir masa, sadece biraz karışık yani şunlar olmamış, şu renk uymamış bence. Rengi mi yani? Peçete yani renk hiç. Yo, çok alakasız. Ekmeklikle ne renk koysaydın? Ne bileyim, beyaz olsaydı ha, daha iyiydi çünkü zaten beyaz gümüş olsaydı. O zaman ekmekliğe uymuyor diyecekti. Oldu, uydurmuş. Aynen. Peki Ebru abla sen ne diyorsun masa için? Masa sade, çok yani sade ama ki yani baya bir sade ve hiç şık bir basit masa değil. Mi? Basit tabii ki. Peki bir de yemeklerimize bakalım, özenli olmuş mu? Çorbamız neydi? Şimdi ayran aşı çorbası. Evet bakalım Ebru abla beğenecek mi senin ayran aşı çorbanı? Gelsin, peçetelerimizi de örtelim. Şöyle güzelce. Suzan abla, Seda'nın senin üstünde baskı kurduğunu düşünüyor musun? Yo, ben gayet güzel konuştum. Herhangi bir konuda konuşamadığımı düşünmüyorum. Peki Seda senin hakkından gelebilir mi bu masada? Gelebilecek bir şey. Gelemediği için çarşambadan sonra bıraktı. Suzan abla, Arife Hanım'ın gününde nasıldı Seda? Size yüklendiği kadar yüklendi mi? Hayır, Arife'ye bizim kadar baştan beri yüklendi. Niye? Nedense bilmiyorum. Tiramisu'nu bir kere kabul etmedi ki kabul ben. Kabul etmedi. Hayır, baştan eleştiri kabul yapmak ayrı bir şey, üstüne gitmek ayrı bir şey. Evet. Suzan Hanım'ın, Ebru Hanım'ın modunu düşürmeye çalışmışsın. Evet. Arife'nin günde sadece eleştiri yapmışsın, onu bir evet ayırt edelim. Arife'yi galiba rakip olarak görmedi baştan. Sonradan kabul etti ama kaburgasını gördükten sonra başta herhalde kabul etmedi. Ya da Arife de onun gibi dilli kesin diye mi çok fazla üstüne gitmedi? Başına ben falan diye mi üzerine gitmedin mi ben? Yok, bizim kadar gitmedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.